Düşün bunu. Tam plajda. Okyanus rüzgarları, mavi gökyüzü, martılar. Hepsi gelip almanı bekliyor. Bu bir devre mülk. Evet, adına devre mülk deniyor. Ama gerçek şu ki, o evde kaldığın 2 hafta hiçbir şey paylaşmıyorsun. Banyoyu paylaşmıyorsun, ekmek kızartma makinesini paylaşmıyorsun. Hayır, hiçbirini. Gördüklerinin hepsinin sahibi sensin. Yeğenin bilgisayarda o mahalleye baktı. Yeğenin mi? Bayan Derby. Dairenin kötü bir mahallede olduğunu söyledi. Siyahlar. Haklısın. Haklısın. Daire çoğunluğu yoksul siyahların oluşturduğu bir mahallede. Ve biliyor musun? Bunu açmana sevindim. Gerçekten. Yoksa sonra utanç duyabileceğim bir şey yapabilirdim. Ve o da o devre mülkü sana satmak olurdu. Kendini orada güvende hissetmezdin. Hayır, hissetmezdim. Elbette etmezsin. Nasıl edebilirsin? Şimdi şunu hepimiz biliyoruz. Ve bunu söylerken ırkçı olduğum düşünülebilir. Siyah erkekler beyaz kadınlara bayılır. Şimdi bu genetik mi yoksa toplumsal mı bilemiyorum ve bütün gün doğa mı çevre mi tartışması yapabiliriz. Ama şu bilimsel bir gerçektir ki siyah erkekler beyaz kadınlara hiç doymaz. Ve senin yaşında bir kadının güvende olacağını düşünme. Hayır efendim. Büyük siyah aygırlar genç ya da yaşlı, zayıf ya da şişman olana bakmazlar. Bacaklarının 2 buruşuk odun olmasına da aldırmazlar. Onlar beyaz etini isterler. Hem de çok isterler. Gerçeği söylemek gerekirse ben de yarı siyahım. Ve karım olmasa şu anda seni masaya yatırmış seninle sevişiyor olurdum. Seni orada hayal edebiliyorum. O büyük dairede yalnız başına. O zenci penisi denizinde tek başına. Alacağım. İyi karar. Şu işaretli yerleri imzalaman yeterli. Hayır, içeri giremezsiniz. Alın lütfen. Stamminton, sizinle hemen ilgileniyorum beyler. Hadi imzalı. Stamminton, seni dolandırıcılıktan tutukluyorum. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak... Sadece küçük bir karışıklık. Hadi imzala. İmzala onu seni beyaz cesme. Kafiye arayacağım. Buna çok pişman olacaksınız. Avukatımı ara. Sayın Sözcü, kararınızı verdiniz mi? Verdik Sayın Yargıç. Lütfen mübaşire verin. Lütfen davalı kalksın. Bayan Sözcü, davalı için kararınız nedir? Biz jüri üyelerine göre davalı suçludur. Ne? Teşekkür ederim Bayan Sözcü. Seni kalkan. Hayır, lütfen sessiz ol. Cezalandırma duruşması yarın saat 10'da olacak. Orada ne oldu öyle? Kaybettin Stanley. Ben kaybetmedim. Avukat sensin. Sen kaybettin. Çok özür dilerim. Lanet olsun dostum. Ben zenginim. OJ adaletinden istiyorum. Belki yargıç gözetim verir. Hayır. Bu eyalette 1. derece dolandırıcılığa zorunlu minimum 3 yıl verilir. Buldum. Yargıca rüşvet verelim. Yargıca rüşvet veremem. Vereceksin. Rüşvet veremem dedim. Sana ver dedim. Bak, lütfen bir yargıca rüşvet veremem. Hayır. Söyledim sana. Ben o tür bir avukat değilim ve hiç olmayacağım. Yargıca rüşvet vermek istersen hiç çekinme. Sokaktaki herhangi bir dolandırıcı avukatın bunu seve seve yapacağından da eminim. Kaza, yaralanma, Lou Popper avukat. Her şeyi yapar. Ne? Kovuldum. Bay Popper, müvekkiliniz cezasını duymak için hazır mı? Hazır Sayın Yargıç. Mahkeme kararını açıklamadan önce sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sayın Yargıç, müvekkilim 1. derece dolandırıcılık suçundan mahkum olmuştur. Ama böyle bir suç işlememiştir. Ama kendisi suçlu bile olsaydı... ve müşterileri dolandırmış bile olsaydı... sizce de Bay Minta'nın... Los Angeles vatandaşı olarak parayı alması ve kendi toplumu içinde tutması ve burada harcaması iyi olmaz mıydı?
Parayı bir Meksikalı alsa çoktan gitmiş ve parayı da yanında götürmüş olurdu. Öyle değil mi efendim? Lütfen bunu da dikkate alın. Bay Minton, sizi Verley'in eyalet hapishanesinde 3 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırdım. Normalde cezanız hemen başlardı ancak hapse girişinizi 6 ay erteleyeceğim ve bu şekilde siz de engelli çocuklara müzik öğretmek için kurduğunuz hayır kurumunu yeniden organize etmek için büyük bir fırsat bulmuş olacaksınız. Teşekkürler Sayın Yargıç. Evet, mahkeme sona erdi. Engelli çocuklara müzik mi öğreteceğim? O zaman kulağa hoş gelmişti. Rüşvet vereceğini sanıyordum. Verdim. Günümüzde $100,000'la fazla bir şey alınmıyor. Kazandık mı? Hayır. Anlamıyorum. Yargıca rüşvet verdik ve yine de 3 yılımı aldık. Ceza zorunluydu. Yargıç bunu değiştiremezdi. Şimdi işlerini yoluna koymak için 6 ayım var. Benim işlerim zaten yolunda. Benim sana yasal tavsiyem bir Brezilya tatiline çıkman. Temelli. Eğlenceli olur. Bunu yapamam. O 100,000 benim son likit varlığımdı. Paramın kalanı bankada donduruldu. Kaçıp da $7,000,000 geride bırakamam. Evet Stan, babamın bir sözü vardı. Bir soyunma odasından geçersen penis görmen kaçınılmaz olur. Bu ne demekti peki? Şu demekti, yeterince insanı dolandırırsan sonunda hapsi boylarsın. Bu çok rahatlatıcı, teşekkür ederim. Hey, ben sahtekar bir avukatım. Bir gün hapse gireceğimi biliyorum. Ama bunun için oturup ağlamıyorum. Hah! Sen yavaş ol, boğulacaksın. Şimdi yemem gerek. Hapishane yemeklerinin çok kötü olduğunu duydum. Şeye gitmeden önce 6 ay zamanımız olmasına sevindim. Sen biliyorsun. Bir de bana sor. Şu anda hapiste olabilirdim. O Popper çok iyi bir avukat. Sen yokken çok yalnız olacağım. Biliyorum tatlım. Ama eş ziyareti ayarlayabilirim. Ayda bir yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu çok iyi olur. Aa, elbette, harika. Ama düşünüyordum ki, belki şimdi bir şeyler yapabiliriz ve ben sonra o kadar yalnız kalmam. Ne gibi? Örneğin belki bir bebek yapabiliriz. Mindy, sen deli misin? Hayır, ben sadece 3 yıllığına gidiyorum, en fazla 5. Ben çıktığımda çocuğu ne yapacaksın? Evlatlık mı vereceksin? Bu acımasızlık. Belki çocuk bizde kalır diyordum. Mindy, bunu daha önce kaç kez konuştuk. Bu dünyaya çocuk getirmek bencillik. Acılarla, açlıkla ve savaşlarla dolu bir dünya. Bu bencillik. Biliyorum. Ayrıca çocuk yaşam biçimimizi mahveder hayatım. İstediğimiz zaman tatile çıkamayız. Bir şeyleri kırar, her zaman ağlar. Senin vücudun bozulur. Çok doğru. Doğum izi. Korkutucu şeyler değil mi? Sen beni hiç düşünmüyorsun. Ya Mindy, hadi. Tamam Mindy, bir köpek alırız. Ben gittikten sonra. Diğer bifteğiniz efendim. Ne istiyorsun tatlım? Buna biraz kaç koy. Bizde viski var. Aynı şey değil ama idare eder. Tamamdır. Borcum 75 sent. İyi fiyat. Üstü kalsın. Oo, harika. Ha, bir kadeh daha tatlım. Eyalet hapishanesi malıdır. Bir sorunun mu var senin? Hayır, ben sadece merak ettim. Sen hapse girmişsin değil mi?
Gerçekten bir sorunum var. Hayır, ben de hapse gireceğim. Ama daha önce hiç gitmedim ve düşündüm ki belki de birkaç ipucu verirsin. $100 öderim. Sadece konuşmak için mi? Ne kadar ceza aldın? En az 3. Nerede? Verlaine. Verlaine mi? Bu kötü olmuştu Ten. Orada gardiyanlar hiçbir şey aldırmaz. Mahkumların birbirlerini dövmelerine göz yumarlar. Peki orada ben nasıl olurum? Yani sen beni görsen gelip beni döver miydin? Muhtemelen tecavüz ederdim. Tecavüz mü ederdin? Evet. Yani doğru ha? Bir sürü insanın hapishanede eşcinsel olduğu. Ben her zaman eşcinselim. Ama sadece hapishanede tecavüz ederim. Sen eşcinsel misin? Evet. Bu bir eşcinsel barı. Hadi yapalım bebeğim. Bak, tecavüz bir seks eylemi değildir. Tecavüz şiddet eylemidir. Ve hapishane ortamında her şey şiddet demektir. Diğer mahkumların senden ne kadar korktuklarıyla değerlendirilirsin. Birine tecavüz etmek, onu dövmenin en kötü yoludur. Yani sen tecavüz ediyor musun? Bu benim gurur duyduğum bir şey değil. Aslına bakarsan bu uygulamayı onaylamıyorum. Ama bazen sırf ortama ayak uydurmak için yapıyorum. Anlıyorsun değil mi? Senin gibi küçük bir adam kolay hedef olur. Ya Tanrım, yapabileceğim bir şey yok mu? Keteğe katılabilirsin. Irkçı mısın? Pek sayılmaz. Öyleyse Nazilere katılamazsın. Mafya bağlantın var mı? Hayır. Latin kökenli olamazsın değil mi? Aa. Bence herkes sana tecavüz edecektir. Tamam. Tamam, minimum 3 yıl ırkçı olabileceğinden eminim. Gerçek bir ırkçı. Çok iyi. O zaman Nazilere katılabilirsin. Mükemmel. O zaman sadece Naziler tecavüz eder. Naziler mi tecavüz eder? Hayır, olamaz. Yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Bir şekilde kaçık kanunsuz görüntüsü çizemez miyim yani? Birini öldürmen gerek. Birini öldürmek derken? Bu senin durumunda çok zor olur ben. Mürekkebin falan yok değil mi? Mürekkep mi? Dövme. Evet. Annemin yanında büyümedim. Yani 18 yaşında bir dövme yaptırmıştım. Anne. Bir hoş geldin paspası alıp kuşuna bağlasan daha iyi. Bütün gece açığım yazarsın. Bana tecavüz edecekler. Seni, sen, tatlım, uyanacak mısın? Saat 2 oldu. Günaydın tatlım. Öğlen oldu Stan. Sana portakal suyu getirdim. Hepsi bir kabustu. Korkunç bir kabus. Rüyanda ne gördün tatlım? Korkunçtu. Hapse girecektim ve iri erkekler bana tecavüz edecekti. Ama yatağımdayım. Hepsi kötü bir rüyaydı. Ama yine de hapse gireceksin değil mi? He? 6 ay sonra hapse gireceksin. Hayır! 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 Tatlım, merak etme. 6 ayda pek çok şey olabilir. Ne olacak peki Minde? Anüsümün dişleri mi çıkacak? Hayır aptal. Sen bir yolunu bulursun. Hep öyle olmuştur. Ne dedin sen? Sen hep bir yolunu bulursun. Doğru. Hep bulmuşumdur. Bebeğim şimdi kahvaltı yapmaya hazır mı? Minde. Çocukken zengin miydim? Hayır, değildim. Çocukken hiçbir şeyim yoktu. Hiç yanımda olmayan ayyaş bir babam vardı. Yazları Dairy Queen'de çalışırdım. Akşam yemeği olarak domates çorbası içerdim. Hiç kimse bana hiçbir şey vermedi. Benimki gerçekten zorlu bir hayattı. Ama şimdi halime bak. Saray gibi bir evim var,
Lamborghini'ye biniyorum. Gölde bir yaz evim var. Çok iyi bir ev sineması sistemine sahibim. Karım çok güzel. Hı hı. Tüm bunları kime borçluyum peki? Kendime. Başka kimseye değil. Kendime. Ben kazanmayı bilirim. Kafama bir şey yapmayı koymuşsam onu yaparım. Bu yüzden eğer sana tecavüz edilemez olacağım diyorsam tecavüz edilemez olurum. Yaşasın. Çin Olimpiyat Yüzme Takımı Steroidler. Poponuza bir şeyler kaçırmanın yolları. Kafamda birkaç şey var ama önce tuhaf bir sorum olacak. Alişimin etrafına daha az çekici gösterecek bir tür dövme yapılabilir mi acaba? 14, 15. Seni, hadi yatağa gel. Şimdi olmaz beni. 19, 25. Bak, şu kasları görüyor musun? Koluma bak. Sanırım yeni bir damar var. Ben çok seksi bir erkek görüyorum. Sahi mi? Acaba bundan sonra ne yapacak? Ha, uçur beni hayatım. Mindy, birkaç ay sonra hapse gireceğim. Ha, şimdi olmaz hayatım. Ve oradayken erkekler benden faydalanmaya çalışacak. Ha, şu anda bunu duymak istemiyorum. Mindy, bu önemli. Bunun olmamasını sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Ama eğer olursa ve tecavüze uğrarsam... Sen... ilk kişinin sevdiğim biriyle olmasını istiyorum. Al! Aa! Sen... yapamam. Lütfen mi? Benim için. Şey... tamam. Harika. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Dikkatini vermen gerek Stanley, dikkatini ver. Sıkılırken dikkatimi nasıl verebilirim? Sıkılıyorsan gitmekte özgürsün. Oh, hadi Ço. Üstad Ço. Üstad Ço. Yani buraya bir haftadır geliyorum ve hala bu bebek şeylerini yapıyorum. Adam dövmeyi ne zaman öğreneceğim? Ben sarı kuşağım. Kimse korkmaz sarı kuşaktan. Yani yükselmeye hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, doğru. Tamam. Sana bir şans vereceğim. Hey, Seymour. Gel buraya. Tamam. Seymour. Yeşil kuşak onuru için Seymour'la dövüşeceksin. Bu ufaklıkta mı dövüşeceğim? Olur. Hazır olun. Tamam, Seymour. Hadi ne yapacağını görelim. Başla. Stanley. Hey, dur. Sen öldün. Dur bir görürsün. Hey, sakin ol. Paranı geri istemeyi aklına bile getirme, tamam mı? Tüm gücüm bu mu? Korkak. Ah!
Berbat bir tekniğim var. Ne? Sen içi pislik dolu bir kese kağıdını bile patlatamazsın. Lanet olasıca. Ha, sen daha iyisin mi yaparsın? Başka sorun var mı? Mindy. Yemek neredeyse hazır. Mindy, harika haberlerim Sen var. Sen ne oldu sana? Boş ver şimdi bunu. Muhteşem bir adamla tanıştım. Ve bil ne oldu. Çalıştırıcım olmayı kabul etti. Sahi mi? Adı ne peki? Adı Usta. Nasılsınız? Usta. Bizimle kalıp beni eğitecek. Tek gereken hesaplarım serbest bırakıldığında parasını ödemek. Ama. Kontrat. Evet, hemen gidip hazırlayacağım. Çok özür dilerim usta ama bizim evimizde sigara içilmez. Evet, içilir. Mikrodalgaya bir şeyler daha atayım. Hayatım, yine yapmışsın. Hazır yemeği mükemmel ısıtmışsın. Evet. Usta, sen nerelisin? Cehennemli. Seni Los Angeles'a getiren ne iş mi? Rüzgarın götürdüğü yere giderim ben. Harika değil mi? Peki ne zamandan beri kendini savunma dersleri veriyorsun? Genç bayan, benim öğrettiğim şey sanat değil, bilimdir. Karate, kung fu, wing chun, krav maga, muay thai, savat ve en sevdiğim Filipin kalesinin en öldürücü bölümlerinin dikkatli bir karışımıdır. Harika. Zayıflıkları bulurum ve güce dönüştürürüm. Yağ bulur, kasa çeviririm. Kabarcıkları bulurum ve onları ülsere çeviririm. Şüphe bulurum ve iradeye çeviririm. Bunu yapmayı kesebilirsin. Neyi yapmayı? Elini diyorum. Orada olduğunu unutmuşum. Ben tuvalete gideceğim. İyi eğlenceler. Sen, hayatım, burada yaşamak zorunda mı? Usta mı? Beni korkutuyor. Biliyorum, beni de korkutuyor. Bu yüzden bana ders vermek için mükemmel. Ama sen... Bak. Hayatta kalmamı istiyor musun? Evet de istiyorum. Öyleyse bu konuda benimle tartışma. Göreceksin, ona ısınacaksın. Uyan, cılız. Ne yapıyorsun burada? Eğitime başlama zamanım geldi. Ama saat sabahın 5'i. Bu ciğer mi? Bu senin kahvaltın ve geciktirdiğin her saniye hayati sıvılarını daha fazla sıkacağım. Güven bana, hepsine ihtiyacın olacak. Tamam kalktım. Ama hazır mısın? Bak yatağının yanında ne buldum, bu zayıflıktır. Bu yenilgiyi kabul etmektir. Aslında biz ondan zevk alıyorduk. Bunu ye. Ne? Ve beni takip et. Vur. Şimdi. Tekmele. Bir erkek gibi tekme at. İstediğin o iğrenç şeyleri karıştırdım. Hepsini Kore mahallesinden aldım. Kore mahallesi olduğunu bile bilmiyordum. Yumurtası fazla.
Ama balık yağı güzel. Öküz pankreasları da iyi. Gelecek defa daha çok dil kullan. Bunu bana da der. Ah Stan! Ondan uzak dur kadın. Ben iyiyim. Kalk ve yemeğini iç. Tadı güzel bir şey yiyemeyecek miyim? Sosisli sever misin? Evet, elbette. Eğer bunu içmezsen, hapishanedeki çocuklar sana her gün sosisli yedirecek. Seni o kadar hızlı döverim ki hissetmezsin bile. Bunu görmek isterim. Sen beni dövmedin ki. Hiçbir şey hissetmedim. Ha? Acı bir yorumdu. Tamam. Artık bir mola istiyorum. Sen kocamı yanan bir sopayla dövüyorsun. Yerine yapabileceğiniz bir rol çalışması yok mu? Sen git tatlım. Bu bir erkek işi. Devam et usta. Saygısızlık etmek istemem. Bunun memelerimi güçlendirdiğini biliyorum ve inan bana yandıklarını hissediyorum. Sadece merak ediyordum, güçlü meme uçları ne kadar önemli. Bir gün bu meme uçları hayatını kurtarabilir. Sen yediğin şeysin. Bunun doğu felsefesi olduğundan emin misin? Çünkü ben bunu sağlık dersinde öğrenmiştim. Sessiz ol kadın. Tüm bu acı ve yanılsamalarla ilgili şeyler, bunlar kulağa mistik geliyor ama yediğin şeysin. Bunu ben bile biliyorum ve ben Omaha'lıyım. Omaha'nın neresinden? Dundee. Güzel orman. Sen ormancı mısın? Tahmin etmeliydim. O kadınsı, çocuk doğurmaya yatkın kalçalar, bu verimsiz kıyının bir ürünü olamazdı zaten. İzin verir misin? Burada akrep yemeye çalışıyorum. Seni küstah. Şu andan itibaren akrep yeme hakkını kaybetmiş oldum. Harika. Yemeğimi kaybettin. Teşekkür ederim. Sen bu şey yürümüyor. Usta diyor ki... Ustan bir pislik. Evet. Ve ucubenin teki. Ve ev kokuyor. Evin her odasında sigara içmek zorunda mı? Seni yalnız gördüğüm tek yer yatak ve her zaman çok yorgun oluyorsun. Sevgilim, 5 ayım var ve sonra hapishanedeyim. Dikkatimi vermem gerek. Hapishane düşünmem, hapishane yemem, hapishane solumam gerek. Bana bile mi zamanın yok? Bak ne diyeceğim. Ustayla çalışmayı bitirince film kiralayacağım. Eskisi gibi televizyonun önüne kılılacağız, tamam mı? Sahi mi? Mindy! Eve hırsız girmiş. Ne? Sana tecavüz etmek istiyorlar. Ne? İri adamlar. Tecavüz edecekler. Tekrar tekrar. Ama ya usta? Silahları var. Onu öldürdüler. Yapabileceğimiz bir şey yok. Tecavüz edecekler. Aman tanrım. Tecavüz. Aman tanrım. Tecavüz! Geçti. Neler hissettiğimi anladın. Ne? Tecavüz korkusu. 3 yıl bu şekilde yaşayacağım işte. Yani eve hiç kimse girmedi mi? Doğru, girmedi. Ama artık yaşadığım şeylerde bana biraz daha destek olabilirsin. Seni lanet olası! Tamam, kızdın. Seni lanet olası. Öyle demek zorunda. Seni ya, lanet durma, olası. Dur, Mindy, lanet, Mindy, lanet, Mindy, lanet, tamam, lanet, tamam, lanet. Tamam. Seni aptal. Mindy. Mindy. Mindy.
Mindy ne yapıyorsun? Ne yapıyora benziyorum? Seni terk ediyorum. Neden? Küçük bir şaka yaptım diye mi? Sakinleştiğin zaman sadece bunun ne kadar mantıklı... Sadece küçük bir şaka değil. Sebebi her şey. Tek düşündüğün kendinsin. Sen bu dünya üstünde yaşamış en bencil insansın, tamam mı? Anlamadım. Bencil mi? Bunu çok komik buldum. Gerçekten. Çünkü bugüne kadar sana istediğin her şeyi verdim. Sen delisin. Hayır, sana bu evi aldım. Senin üstünde. O göğüsleri ben yaptırdım. Bunları sen istedin. Lamborghini küçük dediğinde ikinci arabayı aldım. Gidip 1955 Porsche Speedster aldım. Arka koltuğu var. Mindy ne istiyorsun? Her şeyi yaparım. Ben bebek istiyorum. Seni pislik. Yine mi o? Tamam, güzel. Kazandım. Bebek yapacağız. Sahi mi? Hayır, sahi değil. Ama belki çocuğu olanları ziyaret ederiz. Hoşça kal. Güzel, git. Sana ihtiyacım yok. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Ah, Tanrım. Bir saniye. Meditasyon yapıyorum. Bütün gün devam edebilirim hayatım. Aman Tanrım. Sakın durma. Lütfen sakın durma. Mindy gitti. Evet. Evet, evet. Ah, güzel. Ah. Artık gerçek eğitim başlayabilir. Evet, devam. Sana ölümün baş parmağı hamlesini öğretecek zamanım yok. Sadece bir parmak için zamanımız var. Birini seç. Tamam, dur. İşte bu. Bunu tut. Ne? Sıra sende. Hissettim. Kötü hissettim. Rakibini hissetmeyi öğrenmen gerek. Amacının ne olduğunu bil. Eğer uzaktan iyi dövüşüyorsa, o zaman ona yakın ol. Eğer yakın ise, o zaman onun arana mesafe koymalısın. Ya rakibin hem yakında hem de uzakta iyisi? Bu da başın dertli olduğu anlamına gelir. Bunlar hiçbir işe yaramaz. Ha. Onlar ne? Bu benim bir Shaolin tapınağından aldığım bir şey. Ne işe yarıyorlar? Yemeği. Yeah.
Tamam tamam, fazla yaklaşma. Asla fazla erken kutlanma. Bunu unutmayacağım. Evet. Mississippi 5, Mississippi 6, Mississippi 7, Mississippi 8, Mississippi 9. Tanrım, bu inanılmazdı. Ha, bu hiçbir şey, onu görmeliyiz. Benim için kolay. Sigara dolaşımı o kadar mahvetti ki artık ellerimi hissedemiyorum. Demek hilem buydu. Ha. Stan Minton'un şerefine benim en iyi ikinci öğrencim. En iyi ikinci mi? Bir numara kim? Umarım bunu hiç öğrenmek zorunda kalmasın. Ona öğrettiğim şeyleri kendini korumak için değil, kötülük için kullandı. Evet. Canı cehenneme. İki numaranın şerefine. Hadi hiç. Senin son bir sınavı daha var. Bu gece. Bir sınav mı? Tamam. Hadi yapalım. Patronun kalesi. Hoş geldin. Merhaba Ço. Senin için Üstad Ço. Üstad Ço mu? Yoksa üstü kalsın Ço mu? Anlayamadım. Beni duydun serseri. Sen yine dayak mı istiyorsun ha? Sen ne istiyorsun? Mastürbasyon mu? Bu kadar yeter. Çok iyiydin Stan. Benimle arabama kadar yürür müsün? Tamam. Bu mahallede pek rahat değilim. Asyalıların beni pek sevdiklerini sanmıyorum. Buradan çıkacaksın ve kaydının yapılması için teslim olacaksın. Bu arada planlarda bir değişiklik oldu. Hapishaneler müdürlüğünden aradılar. Seni Verley'ne değil Oxburg'e gönderiyorlar. Neden? Kim bilir, bürokrasi. Bu hiçbir şeyi değiştirmez evlat. Hadi git. Her şey yolunda gidecek. Sahi mi? Evet. Mindy ya da avukatı boşanma için aradı mı? Zaten umurumda değildi. Tamam. 3 yıl sonra görüşürüz. Ne diyorsun? Bence hemen buradan uzaklaşmalısın. Pis domuz. Her yeri kokuptan. Pis domuz. Biraz biraya ihtiyacım var. Arabaya binmiyorum. Önce koku geçsen. Hey. Anne katili. Bu ilk görüşüm.
Hey tatlım, benim bir adın yok mu? Bir daha konuşursan göğsünü koparırım, tamam mı? Hayır, hayır, hayır. Hey dostum, inan bana, ben de çok korkuyorum. Ama dedikleri kadar kötü olmaz, değil mi? Evet, dedikleri kadar kötü. Bunu ne kadar çabuk anlarsanız o kadar iyi. Anlat. Yakında öğreneceksin dostum. Sana konuşma demedim. Bu ne dostum? Oxford Eyalet Hapishanesi. Augsburg hapishanesine hoş geldiniz. Hayal bile edemediğim bazı sebeplerden siz beyefendiler kendinizi benim idarem altında buldunuz. Benim adım Müdür Francis Gescu. Ama siz bana patron diyebilirsiniz. Augsburg'de bir tek kuralımız vardır. Patrona bulaşmayın. Yani siz beni ve adamlarımı rahat bırakacaksınız. Siz hayvanların birbirinize ne yaptığı, bu sizi ilgilendirir. Şimdi arkanızda müdürün bahçesi var. Oraya işediğini gördüğüm kişinin penisini kestiririm. Çavuş Bullard sizi revire götürecek. Orada soyunacaksınız ve vücut araması yapılacak. Bu çok hoşunuza gidecek. Şimdi beyler tek sıra. Hadi acele edin. Dip dibe girin, hadi hadi. Hadi sallanmayın. Tamam. Pozisyon alın bakalım. Hey, neden küçük bir kız gibi bağırıyorsun sen ha? Çavuş. Baksana. Yüce Tanrım. Ruhumdan içeri bakan bir uzaylıya benziyor. Eve hoş geldiniz. Eyaletten sevgilerle. Yeni lüks daireleriniz. Acele edin çocuklar, hadi. Oo, hoş geldin bebeğim. Seni bekliyorum bebek. Gel buraya bebeğim, gel buraya. Seni bekliyorum bebek. Merhaba genç dostum. Evet, sanırım hücre arkadaşı olduk. Benim adım Larry. Ama bana Shorts diyebilirsin. Shorts, ranzamda yatıyorsun. Ne? Orası benim ranzam. İn hadi. Bir saniye dur orada bakalım evlat. Burası benim yerim. Sen ne hakla gelip bana... O benim ranzam dedim. Evet. Sanırım öyleymiş. Oy. Çarşafı değiştirmek isteyebilirsin. Ne? Çok sık mastürbasyon yaparım da. Short, bu senin razı. Sahibi? Kesinlikle. Teşekkür ederim. Bence seninle çok iyi anlaşacağız. Çak bakalım. Ben el sıkışmam. Evet, her neyse. Geri dönmek güzel. Söyle Short, burada en sert adam kimdir? Bu bloğun en büyük belalısı kim? En büyük belalı, en büyük belalı. Evet, bunun için seçenek çok. Öncelikle Cleon var. Elmas krallarının lideridir. Bu siyahların çetesi. Yumruğuyla adam öldürdüğünü gördüm. Bu da Juanito. O da Meksika çetesinden. Latin çetesi. Hey, kesin şunu, kesin! Hey, ne yaparsan yap, o adamların yanına yaklaşmaya kalkma. Kendimizi ifade etmemiz için. Oradakiler Scientology tarikatı. O kadar sert görünmüyorlar. Evet. Önce susmadan konuşurlar, sonra seni dava ederler. Korkuyu beynimizden sonra... Sonra bir de şu naziler var. Hiçbiri çok sert değildir ama ne adil dövüşürler ne de yalnız. Üstüne hepsi birden çöreklenir. Liderleri Peterson tam bir pisliktir. Amcası Aryan Derneği'nin lideri.
Sorumu biraz açmak istiyorum Shorts. Bu bloktaki en tehlikeli cinsel saldırgan kim? Bu kolay. Bu koca Raymond. Kesinlikle doymak bilmez. Delidir. Diğer siyahlar yanına yaklaşmazlar ama kavgaya bulaşırsa onu desteklerler. Demek koca Raymond. Ödünç alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Hey Stan! Stan nereye gidiyorsun? O sigara beleş mi sanıyorsun? Öyle mi sanıyordun? Borcumu öderim dostum, yemin ederim ama üzerimde para yok. Para istediğimi mi sanıyorsun? Affedersin. Kaybol fahişe. Seninle sonra ilgileneceğim. Sen bana fahişe mi dedin? Evet dedim, ne? Hey çocuklar, bunu duydunuz mu? Neler oluyor orada? Koca Raymond durup dururken bana fahişe dedi. Bu hoş mu? Bu ne cesaret? Ben ona şişman demedim. Ondan daha güzel domuz pisliği gördüğümü bile söylemedim. Hatta ona annesinin ağzı yumurtalı salata gibi kokuyor bile demedim. Çok az kaldı. De kokuyor. Gördünüz mü şunu? Evet. Hadi hadi. Şimdi fahişe kim? Söylesene. Adamım. Koca zencinin canına iyi okudun. Benim yanımda o kelimeyi kullanma. Hem çirkin hem de ırkçı. İyiydi dostum. Peki, şimdi beni iyi dinle. Bize katılmanı istiyoruz ha? Çünkü o zenciler burada... Sana yanımda öyle konuşma dedim. Hadi kalk. Bırakın beni. Hadi öldürelim. Bırakın, bırakın, bırakın! Sen işine bak Leon. Hadi. O şişko pisliğin arkasında duracağını söyleme lütfen. O şişko pisliğin rengini fark ettin mi gerizekalı? Bunu aşmadık mı biz? Şu Nova bölümünü izlemediniz mi? Ha çocuklar? DNA testi yaptılar. Hepimiz Afrika'dan geliyoruz. Bu ispatlanmış bir gerçek. Derimin altında ben de sizin kadar siyahım. Bitirin işini. Lanet olasın. Bitirin şunun işini. Lanet ola seyir. Bekle. Önce müdahale etme. Oh!
Bu adam da nereden çıktı? Bu adam bir harika. Kabul edilersin. Bitir şimdi dostum, hadi. Cleon, dövüşmek istiyorsan gelip kendin dövüş. Anladım. Topla altın dişlerini. Bu defa sana bırakıyorum. Üstüme yine gelirsen İsviçreli banker gibi bırakma. Yardım etmeyecek misiniz? Aziz dişim kayıp. Onu öldürmeliydik. Bir hemen bir dişçi çağırsın. Bakıyorum da Bay Minton kendini yeni çevresine tanıttı. Onunla biraz sohbet etmenin zamanı geldi. Kaybol, hepiniz. Ya tanrım, bu şey güzel. Herkes neden şikayet ediyor bilmiyorum. Şaka mı yapıyorsun? Dostum, teşekkür etmek istedim. Niçin? Biliyorsun, bana yardım ettiğin için. Koca Raymond'la. Sana yardım etmiyordum. Kendime ediyordum. Blok'taki en büyük belalıyı dövmem gerekiyordu. O da seninle konuşuyordu. Tamam. Ama biliyorsun, yani o adam beni becermek istiyordu. Güven bana, senin durumunda kaçınılmazı ertelemiş oldum. Hey! Saçlarını tarayayım mı? Evet. Yine de teşekkür ederim. Adın ne kızım? Utanmana gerek yok. Merhaba desene. Hadi gel buraya otur küçük. Çocuğa biraz sert davranmadın mı? Onun benimle bir ilgisi yok. Böyle kalmasını istiyorum. Anladın mı? ...115... Minton, müdür seni görmek istiyor. Beni mi? Şimdi kalk hadi. Ellerini arkanda birleştir. Gelin. Minton, gelebilmene çok sevindim. Elinden kelepçeyi çıkarabilirsin. Bundan emin misin patron? Sana çıkar dedim. Gerek yok. Ben çıkardım. İşin sırrı bilekleri çıkarmakta. Bu çok korkutucu. Dışarıda bekleyebilirsin. Hadi otur. Eğer bu bahçedeki kavgayla ilgiliyse... Bro. Teşekkür ederim. Brandy? Elbette. Siz hapishane müdürleri... Şikayetçi olmalısınız. Filmlerde sizi hep kötü adam gibi gösterirler. Evet. Sonsuza kadar hapishane müdürü kalmayı planlamıyorum. Öyle mi?
Söyle Minton, bu yer hakkında ne düşünüyorsun acaba? İdare eder. Hapishane işte. Hapishane değil. Arazi. Güzel bir arazi. Güzel şehir ve dağ manzarası, düz yapı. Altımızın kayaç olduğunu düşünmüyorum. Şehir merkezine ulaşım kolay. Güzel bir inşaat potansiyeli var. Üstünde hapishane olması kötü olmuş. Kesinlikle. Biliyor musun, Oxford'a gelmiş olman bir kaza değil. Seni buraya getirmek için araya insanlar soktum. Bunu yapmayı neden istedin? Buraya gel. Oxford evleri. Bazı yatırımcıların arkasında duran sessiz ortaklardan biriyim. Bu arazinin üstünde devre mülk evleri inşa etmek istiyorlar. Yanılmıyorsam bu senin uzmanlık alanında değil mi? Doğru. Elbette bu sadece hapishanenin kapanması durumunda mümkün olacak. Mantıklı. Ben hapishane işindeyim. Bir insanın iradesini kırıp moralini bozmayı çok iyi bilirim ama şu emlak kontratları insanın canını yakabiliyor. Sen burada devreye gireceksin. Benim çıkarım ne olacak? Buradan bir yıl içinde çıkmaya ne dersin? Ama zorunlu minimumu aldım. Erken şartlı tahliyede müdürlerin tavsiyeleri büyük önem taşır. Özellikle de ilk suçunu işlemiş, sorun çıkarmayan mahkumlar için. Biliyorsun hapishaneler çok kalabalık. Bu sistem kokuşmuş. Hoşuma gitti. Ama lüks konutlara göre yaklaştırman gerek. Bu kirayı ikiye katlar. Ayrıca bu park alanı yer altına inmeli. Bunu kim tasarlamışsa koca bir aptalmış. Ama hapishaneyi nasıl yok edeceğiz? Bırak da bunu ben düşüneyim. Sen bana şu park yerinden biraz daha bahset bakayım. Vagabundo, vagabundo, vagabundo soy yo. Vagabundo, vagabundo. Silahlı mısın? Ne olduğunu bile anlamayacak, merak etme. Bunun izi kalacak seni psikopat. Onu istiyorsun değil mi? Onu erimiş diş fırçası ve jiletle mi yaptım? Bu çok yaratıcı. Bak ben ne yaptım? 3 kalıp sabun ve ayakkabı bağcığı. Ne? Dostum lütfen. Tamam. Hadi kes şunu. Artık size ait. Bu çok eğlenceli olacak. Hey Stan, Peterson'a ne yaptın öyle? Sadece biraz hırpaladım. Neden? Biri poposuna bıçak sokmuş. Tuvaletini bir ay boyunca yan yapacakmış. Schadenfreude ne demek şimdi anlıyorum. Neyi? Schadenfreude. Almanca. Düşmanının an içine saldırıldığında kendini iyi hissetme.
Ya, üstüme sıçrattığının farkında mısın? Çok iyiyim. Bu adamlar korkak. Bu harika. Hey, bak dostum, yardımına ihtiyacım var. Mindir'in avukatı bir türlü telefonuma cevap vermiyor. Yani bu boşanmanın gerçekleşmesini istiyorsak onunla şahsen bağlantı kurman gerekecek senin. Tamam, sana sen. Evet, bununla ilgileneceğim. Hey, temiz nasıl gidiyor? İster inan, ister inanma. Şu anda bayan sözcünün gözlerine bakıyorum. Bu harika. Benim kapatmam gerekiyor. Biliyorsun, görev çağırıyor beni. Tamam, teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. Aa, sen Charlize Theron değil misin? Bak, oraya ne düştü. Ben de bifteyi at etiyle değiştirmiş oldum. Zekice. Abu Stamington, seni Bay Deng'le tanıştırmak istiyorum. Kendisi hapishane idare kurulunda. Vietnam mafyasını hapishane idare kuruluna mı alıyorlar? Parmak dövmeleri. Senin dediğin gibi Stan. Bu sistem çürümüş. Bay Deng'in ailesi benim Augsburg arazisi işinde ortaklarım. Güzel, çünkü ben de kontratı kontrol ediyordum ve net ve brüt mesuliyet konusunda dil oldukça belirsiz. İsteyerek olmadığına eminim ama müdür bey, bu uzun vadede zararına olur. Aa, öyle mi? Avukatlarımdan hemen düzeltmelerini isteyeceğim. Bunun için harika bir avukatım var, bu konularda uzman. Lou Papper. Papper mı? Onunla hemen bağlantı kuracağım. Gel de şu manzaraya bir daha bakalım ha. Görünüşe bakılırsa bu vahşiler teftişe hazırlar. Evet, birkaç hafta daha tanı. O zaman daha da hazır olacaklar. Sana güveniyorum. Taze çilek yemek ister misin? Kendi bahçemde yetiştiriyorum. Teşekkür ederim. Minton, çilek. Hayır, ben almayayım. Belki de onları biraz erken topladım. Bence bu yüzden değil. İnsanlar benden çok korkuyor. Çok iyi Stan. Orada sana meydan okuyabilecek biri var mı? Hayır. Hepsi kontrolüm altında. Ne oldu Stan? Sesin uzak geliyor. Bilmiyorum, sadece... Senin de biri için üzüldüğün olur mu? Neredeyse sabahları kahveme öğüttüğüm kurtçuklar için üzülüp üzülmediğimi soracaksın bana. Ben de kendimi öyle hissediyorum. Bak, kapatmam gerek. Beni gururlandırsın. Evet. Hadi bebeğim, devam et. Evet. Devam et, devam et. Evet, evet, evet. Yoksa beni kullanıyor musun? Hayır, 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 seni kullanmıyorum. Beni kullanıyor musun? Beni sevmiyor musun? Hadi hayır, göster bana, hayır, göster. Hayır. Evet, 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 seni seviyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ah. Beni seviyor musun? Evet. Tamam, dur bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet, evet. Merhaba Stan. Evet, sanırım sana iyi bir haberim var. Beni seviyor evet. musun? Sanırım bayan sözcünün temyiz davasında seni beraat ettirmesine sadece bir orgazm kaldı. Bu harika Lou. Evet. Mindy'den ya da avukatından haber aldın mı? Hayır. Evet, paramı hak etmediğimi söyleme. Merhaba çocuklar. Ama ben Çin yemeği istememiştim. Ama yumuşak bir köfteye hayır diyemem. Kime yazıyorsun? Özel biri değil. Özel olmayan birine uzun zamandır bir şeyler yazıyorsun. Biliyor musun Stan, uzun zamandır buradayım ve pek çok şeyi kaldırabilirim. Hayatımın kalanını bu lanet yerde geçirmek gibi. Ama pişman olduğum bir şey var.
Mayoshi ile hiç yürütemedim. Ah, o beni ben olduğum için seven tek kişiydi. Ah, ben bunu anlayamayacak kadar inatçıydım. Ah, davranışlarımı değiştirmek için her şeyimi verirdim. Nasıl davrandın? Onu öldürdüm. Alkol her zaman iyi yanımı ortaya çıkaran bir şey değildi Stan. Sevgili Mindy, son günlerde bizi çok düşünüyorum. Artık haklı olduğunu anlıyorum. İnatçı ve bencildim. Beni terk etmen senin için en iyi şeydi. Özür dilerim. Seni hiç incitmemeliydim. Artık neden çocuk yapmak istediğini anlıyorum. Birbirimizi daha çok sevmemiz için başka bir sebep olacaktı. Umarım bir gün beni affedebilirsin. Seni her zaman seven Stan. Hepinizin ağırlık kaldırmaya, basketbola ve mastürbasyona geri dönmek istediğinizi biliyorum ve bu yüzden bunu kısa tutmaya çalışacağım, tamam mı? Tüm bu şiddet içeren bilgisayar oyunlarını ve filmleri çöpe atıyorum. Bundan sonra daha doyurucu filmler izlemenizi istiyorum. Ve işin aslı, siz siyahların dinlediği rap müzik kadınlara karşı fazla nefret dolu. Bunun sebebi ne? Kadınlardan hoşlanıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi diğer taraftan Meksikalılar şu mariachi ve salsa müziğiyle iyi bir şey yakalamışlar. Pozitif. Dans etmesi kolay ve insan hiç bıkmıyor. Şort bir örnek dinlet. Evet. İşte geliyor. Me gusta ir por los caminos. Yüce Tanrım. Tamam kes, tamam, tamam. Tamam. Neyse, bu Afro Küba, ben mariachi istemiştim ama demek istediğimi anladınız, tamam mı? Evet. Ve son olarak en önemlisi, bundan sonra bu hapishanede başka tecavüz olmayacak. Çok doğru. Başka bir mahkuma tecavüz eden kişi bana hesap verir. Ve anlayışlı davranma. Özür dilerim koca Stan. Evet Juanito. Neden burnunu bu işlere sokuyorsun? Benim adamlarım sert ve güçlüdür. Ve bazen bu fazla enerjiyi atmaları gerekir. Bundan sana ne? Tamam evet, öncelikle iyi bir soru. Teşekkür ederim. Bana ne mi? İşin aslı bundan hoşlanmıyor. Size sebebini göstereyim. Rabbi buraya gel. Evet sen hippie Rabbi buraya gel hadi. Tamam. Rabbi, Oxburg hapishanesinde ne kadar kalacaksın? En az 5 yıl. En az 5 yıl. Peki bu cezayı hak etmek için ne yaptın? Marihuana sattım. Çok fazla marihuana. Teşekkür ederim Rabbi, otur. Marihuana sattı. Bir marihuana satıcısıydı. Şimdi ülkenin uyuşturucu politikasını tartışmak istemiyorum. Bence yeterince sert değil. Ne diyor bu? Saçmalıyor. Her neyse. Ama Rabbi'nin uyuşturucu satmaktan suçlu olması, önümüzdeki 5 yıl boyunca her gün tecavüze uğramayı hak ettiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bence bu hiç adil değil. Şimdi bazılarımız buraya alkollü araba kullandığınız için geldiniz.
bazılarınızın crack kokaini bir düşkünlüğünüz var. Bazılarınız banka soydunuz. Senden bahsediyorum Leotis. Ama bu tecavüze uğramanı gerektirmiyor. Hiç adil değil. Evet Carnegie. Tecavüzden mahkum olmuş olanlara tecavüz edebilir miyiz? Evet, doğru. Tecavüzcüye tecavüz. Bu bana uygun göründü. Suça uygun bir ceza. Yapabilirsin. Evet. Peki ya çocuk tacizcilerine? Evet. Evet, onlara da iyi söyledin. Başka var mı? Evet. Hey Koca Stan. Peki ya kalpazanlar? Kalpazanlar mı? Kalpazanlar mı? Koca Raymond, buradaki tek kalpazan sensin. Evet, doğru. Dur bir dakika. Yani sen birinin... tamam, işte çözmemiz gereken bir şeydi. Eşcinsel seksi ve tecavüz arasında çok büyük bir fark var. Şimdi, Koca Raymond. Ne? Seninle sevişmek isteyecek biri olduğuna eminim. Ben değilim. Tamam mı? Ne diyorsunuz, kimse yok mu? Evet. Evet. Tyler. Harika. Tyler. Buna inanabiliyor musun? Size iyi eğlenceler. Ama korunmayı unutmayın. İyi tamam. Tamam büyüyün artık. Onlar yetişkin erkekler. Ne yaptıklarını biliyorlar, tamam mı? Hemşire. Şimdi o ikisi karşılıklı anlaşmayla eşcinsel seks yapmak üzere. Bu çok güzel bir şey. Tecavüzün tamamen tersi. Ona izin yok. Tecavüzcüler ve çocuk tacizcileri dışındakileri edebilir miyiz peki? Hayır, edemezsiniz. Ne? Fikrimi değiştirdim. Bence kötü bir alışkanlık. Birdenbire bırakmalıyız. Aa, olamaz. Hey, hoşunuza gitmediyse benimle kavga edebilirsiniz. Tahmin etmiştim. Tamam, gidebilirsiniz. Kaybolun. İyi konuşmaydı. Öyle mi dersin? Belki de bir fıkrayla falan açmalıydım. Hayır. Öyle mi? Maria çaktansın için kusura bakma. Unut gitsin. Ey koca Stan, muhabbet kuşlarına bak. Aferin sana. Sevindim. Göstermem gereken önemli bir şey var. Yemeğimi yiyeyim olur mu? Ey koca Stan. Konuşabilir miyiz? Çabuk olsun. Yaptıkların için teşekkür etmek istiyorum. Ben bir şey yapmadım. Benim için yapmadığını söyleme. Çünkü yaptın. Öyle değil mi? Biraz. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler dostum. Hey Julio. Geri dön. Neyin var senin? Ha, senin yerin burası. Kes sesini. Bu herifi gebertmek geliyor içime. Hey koca Stan. Söylediğin hoşuma gitti. Çetene katılmak istiyorum. Benim bir çetem yok. Evet, var işte. Tamam, alınırız. Ben de mi? Evet, siz de. Hepiniz. Teşekkür ederim. Yapma. Tamam, yemeğimi yiyebilirim. Kırık bunlar. Parmaklarım. İsteyerek yapmadım. Evet, isteyerek yaptım. Bıraksana be. Evet, tamam, yemek. Göstereceğim bir şey var demiştim. Bu mindi de. Beni görmek istiyorum.
Kes dedim. Kes, yapma, 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 yapma. En sıkışan. İyi geçinmeye çalışın, tamam mı? Teşekkürler. Teşekkürler dostum. Teşekkür ederim. Geçebilirsin. Özür dilerim dostum. Hayır, benim suçumdu. Hayır, gerçekten benim suçumdu. Hey, orada basket oynuyorlar. Oynamak ister misin? Hadi oynayalım. Atıyorsun sen, taktik. Asır. Tüm zencileri öldür. Tüm zencileri öp. İyi ki doğdun dostum. Teşekkür ederim. Oo, bas bir müzik evet. Dostum. Harika. Stanley, bir tanem. Mektubuna bayıldım. Seni o kadar özledim ki. Daha fazla ileri gitmeden önce duymak istediğim küçük bir kelime var. Yanıldın mı? Aferin sana. Dışarısı anaokulu pikniği gibi görünüyor. Minton sayesinde. Ne demek Minton sayesinde? Önce tecavüzü yasakladı. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki dövülen biri olursa gidiyorlar ve Minton'un çetesine katılıyorlar. Minton gidip kötü adamları dövüyor. Korkudan birbirlerine yan gözle bile bakamıyorlar. 3 gündür bir kavga bile çıkmadı. Dün Engelberg'in şu iri yarı Meksikalı ile kavga ettiğini gördüm. Haynuz muydu? Hayır. O daha çok bir sevgili kavgası sayılırdı. Engelberg ikinci hafta yıl dönümlerini unutmuştu. Bu çok büyük bir düşüncesizlik değil mi? Evet, ama barıştılar. Engelberg'in ona hazırladığı pastayı görecektiniz. Çok hemen özel. Git ve bana o lanet olası Minton'u getir. Anladın mı beni? Hemen şimdi dedim. Git tamam, hadi. Tamam. Hala duruyorsun. Laf olsun diye söylemiyorum. Bence bu bizim yaptığımız en harika seksti. Benden uzak kalmak seni deliye çevirmiş olmalı. Evet, sanırım öyle. Usta cinsel açıdan gözlerimi açtı. Bana Kama Sutra'daki tüm o farklı pozisyonları gösterdi. Usta mı? Onu görüyor musun? Evet, evde kalıyor. Masaj ve vajina kaslarını güçlendirme konusunda çok şey öğrendim. Lanet olası pislik! Minton, süre ama doldu. Sen ben... Müdür seni görmek istiyor, hemen. Beklemesini söyle. Onu bir daha görmeni istemiyorum, anladın mı? Söyle ya o usta sahtekara, yakında buradan çıkacağım ve canına okuyacağım. Aslında bunu söyleme. Artık onu görmeni yasaklıyorum. Beni duydun mu? Mahkum. Onu Mason. Görmeni yasakladım. Seni seviyorum bir tanem. Gidelim. Lanet olası. Hadi yürü. Medyumluğum olduğunu bilmediğinden eminim. Çok doğru. Minton, ben geleceği görebilirim. Bunu bilmiyordum. İstersen sana bir hafta sonra ne olacağını söyleyeyim. Hapishane İdare Kurulu hapishaneyi teftişe gelecek. Ve korkunç bir şey olacak.
Mahkumlardan bazıları bahçeye silah sokmanın bir yolunu bulacaklar ve çok büyük bir isyan çıkacak. Ve idare kurulu olanları büyük bir korkuyla izlerken adamlarım isyanı sona erdirmek için bahçeye ateş açmak zorunda kalacak. Takip eden skandal kurulun araziyi San Pedro'da yerleşik olan Vietnamlı bir aileye satmasına sebep olacak. Ve herkes sonsuza kadar mutlu yaşayacak. Özellikle de ben. Şimdi, öngördüğüm bu olaylar dediğim gibi gerçekleşmezse büyük hayal kırıklığına uğrayacağım. Ve ben hayal kırıklığına uğrarsam dostumuz Bay Deng, insanların omurgalarını ince dallarmış gibi kırmayı çok sever. Ben hayatımın tam 35 yılını bu lanet olası işe yaramaz hapishanede geçirdim. Ve elimde bir şey olmadan ayrılmaya niyetim yok. Küçük hapishane reformun sona erecek. Oyuna katılırsan kendine bir şartlı tahliye duruşması kazanabilirsin. Kaç kişi öldürülecek? Kimin umurunda? Hepsi de hayvan. Bullard! Bay Minton'a hücresine kadar eşlik et. Elbette efendim. Gel Minton. Stan, yaşlı bir kadınla seks yaptıktan sonra iki Asyalı tarafından testislerine tekme atıldığı oldu mu? Hayır, atıldı diyemeyeceğim Lou. Bayan sözcü artık telefonlarıma cevap vermiyor. O müdürün teklifini kabul etsen iyi edersin. Yani yapabileceğim başka bir şey yok mu? Üzgünüm dostum. Artık bitti. Artık başın büyük dertte. En kısa sürede oradan çıkmaya çalış. Bullard. Müdüre anlaşmayı kabul ettiğimi söyle. Buradan çıkmak istiyorum. Reisten, Naziler Bakire Meryem'li pideler sahte ediyor. Bu hiç hoş değil dostum. Hey, Naziler Bakire Meryem'in gücü yok diyor. Konstantin Tanrıçayı vererek o Bizanslı rakipleri etkisiz hale getirdi. Bence tarih kanalı filan izlemişler. Ne? Bu konuda ne yapacaksın koca Stan? Bu konuda hiçbir şey yapmayacağım. Nesi var bunun dostum? Hey Stan! Stan! Brezilyalılar Paris'te Arap demekte ısrar ediyorlar. Bakın ben Arap değilim. Ben İranlıyım. Bana ne bundan? Araba benziyorsun. Hey beni dinleyin. Hepiniz. Artık yalnızsınız. Beni duydunuz mu? Birbirinize ne yaptığınız umurumda değil. Hey. Siz çocuklar. Irklar arası kitap kulübü. Siz birbirinize nefret edersiniz. Etmiyormuş gibi davranmayı kesin. Sen muhabbetten anlamazsın ki. Böylesi daha iyi. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel.
Koca Stan. Konuşmamız gerekiyor. Bizi önemsediğini sanıyordum. Önemsemiyorum. Beyaz çocuk. Neden buraya oturmuyorsun? Benim beyaz kardeşim. Benim kinam. Saçını kızıtman ve alnına birkaç dövme yaptırman gerekecek. Ha? Ne diye bakalım. Senin hakkında yanılmışım. Hepimiz yanıldık. Yarın bahçeden uzak dur. Anladın mı? Deblock buradaki en azılı suçlulardan bazılarını barındırır. Ama burada Oxburg'un en büyük rehabilitasyon hikayesini görebilirsiniz. Stan Winton. Stan, idare kurulu üyeleriyle tanışmanı istiyorum. Bugün bahçeye çıkmıyor musun Stan? Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Belki bu kendini iyi hissettirir. Örnek davranışları sayesinde şartlı tahliye kurulu onu bugün görmeyi kabul etti. Biz artık yolumuza devam etsek iyi olacak. İsyan 12.30'da başlayacak. Saat 12.35'te emlak işine girmiş olacağım. Seninle birazdan ilgileneceğim. Her şey yolunda mı? İkinizle de. Sırada mahkum 5824 var. Stanley Winton konusunda dosyalar önünüzde. Burada kaldığı kısa sürede mahkum Winton örnek davranışlar sergilemiş. İlk suçu olduğunu ve şiddet içermediğini de unutmayalım. Bekleyin. Oylamaya geçmeden Bay Minton, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum ha. Çok şey öğrendim ve işime dönmek için hazırım. Güzel, buna çok sevindik. Mahkumların spor yapmak için çıktıkları bahçe. Sinek Charlie işte o duvarın üstünden uçmaya çalıştı. Evet, Müdür Gascoigne'in tavsiyelerini de dikkate alınca bence şartlı tahliye için fazla bir engel kalmıyor. Bay Minton. Buradan bugün çıkmaya ne dersiniz? Bay Minton. Emlak işinde olduğumu söylemiş miydim? Buraya çok yakın bir araziye göz diktim ve inşaata başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu çok güzel. Burada kaldığım sürece bir de motosiklet çetesine katıldım. Şeytanın sübyancıları. Her neyse, dediklerine göre çıktıklarında buradaki ilkokulun dışında kamp kuracaklarmış. Umarım bu sorun olmaz. Aslında çok iyi çocuklar. Elbette ot içmedikleri zaman. Ki bu her hafta sonu olur. Ama benim müşterilerimin çoğunun bunu bilmelerine gerek yok. Çünkü hepsi genelde yaşlı kadın. Küçük yazıları okuyamıyorlar. Anlıyorsunuz değil mi?
Söylesene, büyükannen yaşıyor mu? Ona iyi bir satış yapabilirim. Onunla işim bittiğinde kireçlenme ilaçları için eczanenin arkasında el seksi yapmak zorunda kalacak. Aynı anda iki kişiyi, tamam mı? Pornolarda gördüğünüz gibi. Her neyse, o üstündeki güzel bir elbise. Biraz açmam mümkün mü? Biraz göğüs görmek istiyorum. Oh, görmek istiyorum. Oh, çok seksi, göster bana. İzin ver dokunayım, birine dokunayım, olur mu ha? Olur mu? Talep reddedildi. Hücresine geri götürün. Benim o uçların ne renk? Pembe olduklarına eminim. Açık kahverengi mi? Dolar büyüklüğünde mi yoksa çeyreklik mi? Aslen, kazandık mı? Uzak dur benden, acelem var. Hiç endişelenme Stanley. Sen yokken karımla ilgilenmeye devam edeceğim. Teşekkür ederim dostum. Teşekküre gerek yok. Mindy'nin arkadaşlığı benim için çok önemli. Sigara bağımlılığım beni iktidarsız yaptığından beri karşı cinsle çok az temasım oluyordu da. İktidarsız mı? Eskiden sigara içmenin havalı olduğunu düşünürdüm. Ama inik bir penis her dilde aptal anlamına geliyor. İktidarsızsın, bu harika. Pek sayılmaz. Bebeğim, seni seviyorum. Sana ilk fırsatta yazacağım. Tamam. Görüşürüz. İşte benim adamım. Seni seviyorum bebeğim. Ne oldu? Kaçıyor. Kırmızı alarm. Memur yaralandı. Bu taraftan gelirseniz iyi olur. Bu taraftan efendim. Usta seni gerçekten iyi eğitmiş. Sakın söyleme. Usta seni de mi eğitti? Ben onun bir numarasıyım. Bunu tahmin edememiştim. Tahmin edemediğim daha çok şey var. Aa, sahi mi? Ne gibi? İyi eğlenceler. Ha, öyle mi? Doldurayım mı? Ha, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyi vakit geçiriyorum. Ha, çok güzel. Ustanın seni buna hazırladığını hiç sanmıyorum. İşte sosisli geliyor. Çok evet, güzel, teşekkür ederim. Evet. Onlar silah mı? Biri memeleri güçlendir mi miydi? Sanırım bu bir isya. Ah!
Yine erken kutladım. Müdür bey, bunu durdurmak için bir şey yapamaz mısınız acaba? Wallert, ateşe hazır ol. Hey, burada ne oluyor? Bu sensin. Usta seni buna hazırladı mı bilmiyorum. Dans etmeye hazır mısınız pislikler? Ben her zaman hazırım lanet olası. Ateş serbest. Kavga etmeyin. Hadi bakalım. Yapamam patron. Neden yapamayacakmışsın? Çünkü sadece dans ediyorlar. Ver o tüfeği bana. Tanrı aşkına ne yaptığını sanıyorsun? Seni sağlamaya çalışıyorum. Akıllarını kaçırdıkları çok akıllı. Müdür, artık bitti. Şu tanıklara bak. Artık bitti müdür. Bana bunu sen yaptın. Bu da nereden çıktı? Sen son 6 aydır ustanla ne yaptığımı sanıyordun. Ah, Tanrı'ya şükür. Dengeyi iyi hakladın. Ama hala 2 numaralı öğrencimsin. 2 numara mı? O senin canına okur. Hoşuma gidebilir. Pozisyon alın. 3 yıl sonra. Odaklanın. Blok. Yumruk. Bekle. Çift yumruk. Pozisyon alın. Blok. Yumruk. Tekme. Çift yumruk. Zamanı geldi Minton. Bir dakika müdür. Çok iyiydi çocuklar. Teşekkürler Rabbi. Tamam çocuklar. Artık gitmem gerek. Ben de sizi özleyeceğim. En yeni mahkumumuza özellikle nazik davranmanızı istiyorum. Kendisi dünyanın en iyi kovulmuş avukatı Lou Papert. Merhaba. Hoş geldin.
Şu tecavüz yasağı hala geçerli mi? Eminim öyledir. Hey! Koca Stan'e sarılmak için izin istiyoruz. İzin verildi. Gelin bana çocuklar! Dokunmayın. Bana dokunmayın. Hey küçük dostum, işlerimi geri verdiğin için teşekkür ederim. Benim için bir zevkti. Bize yaptığın her şey için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok iyiydiniz çocuklar. Nereye gidiyorsun beyaz çocuk? Eve gidiyorum dostum. Bence kocası da burada kalacak. Öyle mi? Lanet olsun. Kocası da. Ben koca Stan. Artık tecavüz yok. Aa, çok korkutucu. Görüşürüz. Uslu durun. Tamam mı? Koca adam. Güle güle koca Stan. Güle güle desene. Hayatım. Merhaba yakışıklı. Küçük Mindy nerede? Arabada. Bugün çok yaramaz. Öyle mi? Kadının hiç mi yardımı olmuyor? Olur. Ama hala sigara içmek için kaçıyor. Öyle mi? Onunla konuşurum. Merhaba tatlım. Merhaba usta. Babana merhaba de çocuğum. Merhaba. Sigara içmeye kaçtığını duydum. Ne, tekniği nasıl? Berbat. Ama başlarda sen de öyleydin. Emin misin? Ben hatırlamıyorum. Sen! Tamam bebeğim. Hadi gidelim tatlım.